Dünyadaki doğal taş ve mermer endüstrisinin kalbi İzmir'de atıyor. Dünyada alanında düzenlenen fuarlar içinde ilk üçte yer alan Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. 18 ülkeden firmalar katılıyor bu fuara. Şimdi daha detaylı bilgi alacağız. Hasan Erel bizi konuklarıyla bekliyor. Hemen Hasan'a dönelim. Hasan, dünyadaki doğal taş rezervinin üçte birine sahibiz. Bu kaynaklar ne kadar değerlendirilebiliyor? İhracatımız ne durumda? Sözü sana bırakalım. Aslında bu kaynaklar çok daha fazla değerlendirme potansiyeline sahip ama dediğimiz gibi dünyadaki doğal taşın özellikle mermerin üçte birinden fazlası Türkiye'de. Rezervlerin üçte birinden fazlası Türkiye'de. O yüzden Türkiye aslında dünyanın altın elmas zengini ülkelerinden bir tanesi, yani mermer anlamında. Ve bu taşlar da gerçekten çok değerli taşlar. Dünyada çok fazla para eden, istenen, arzu edilen taşlar. İzmir'deki fuarda zaman içinde bu yıl dünyanın ikinci büyük fuarı haline geldi. Çin'den sonra İzmir ikinci büyük fuar. Burada alıcı ile satıcı buluşuyor ve sektörün kalbi İzmir'de atacak yaklaşık 5 gün boyunca. Yanımızda da bu fuarın organizasyonunda büyük katkısı olan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Mevlüt Kaya var. Efendim hayırlı olsun, önce fuarımız açıldı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu fuar nasıl oldu? Yani biraz da tabii dünyadaki ekonomik kriz, terör krizi filan, bu kadar yabancı katılımcı, biraz başta kötümserdiniz ama herhalde katılım oldukça fazla oldu. Çok teşekkür ederim. Biz dünyanın iki fuarından bir noktasına geldik. Biliyorsunuz bundan önceki bazı röportajlarımızda dünyanın üç fuarından biri diyorduk. Şu anda dünyanın iki fuarından biri. Yani gerçekten dünyada önemli bir fuar. Şimdi Şamen, iki hafta önce Şamen'de, sonra Türkiye. Bugüne kadar yaşanan hep şu oldu. Şamen'de sektör gereken hazırlığını yapar ve finalini de İzmir'de bitirir. En büyük mutluluğumuz şuydu. Şamen'deki görüşmelerimizde alıcıların büyük bir bölümünün İzmir'e geleceğini, hatta işte filan yerde otel aldım gibi. Bunlar bizi çok mutlu etti. Arkasından tabii ki bu terör belası, ciddi anlamda kaygılanmadık dersem yalan olur. Hemen hızlı bir şekilde İzmir'in büyük otellerini, Swiss, Hilton ve tüm diğer büyük otellerimizin rezervasyon müdürlerini arayarak iptallerin olup olmadığını sorduk. Gerçekten moralimiz çok iyi. Hiçbir tane iptalimiz yok. Yani bu da şudur. Her şeye rağmen, bu teröre rağmen buraya gelmeyi hedefleyen insanların iptal etmemesi burada bir ticari aktivitenin ciddi anlamda başlayacağı anlamına geliyor. Hemen şunu sorayım. Ne kadar bir katılımcı bekleniyor? Ne kadarlık bir satış bekleniyor? Türkiye'nin ihracat rakamı nedir? Şimdi şöyle, mermer sektörüne baktığın zaman dünüyle fuarın paralellik, yani mermer sektörü, bizim ihracat dünya pazarına girmemiz 25 ile 30 yıllık bir dünümüz var. İzmir fuarına baktığınız zaman bu yıl 22. yılı, yani birlikte büyümüş. Dolayısıyla bu sektörün, doğal taş sektörünün sadece bağımsız madenle birlikte 4,5-5 milyar dolarlara, 2 milyar dolar gibi. Ama dünyadaki bu düşüşle birlikte bizim de düşüşlerimiz oldu ama bizim hep belki de şansımız, belki de dünyadaki en güzel renklerin, moda renklerin bu ülkenin bağrında. Siz demin sunarken dünyadaki rezervlerin üçte biri dediniz. Çok doğru, %38'lerine varan bir rezervi kapsıyor. Ama en önemlisi, talep önemli olan, eğer sizin rezervleriniz var ama dünyada kabul görmüyorsa hiçbir anlamı yok. En büyük silahımız bizim renk seleksiyonumuz. Hangi taş moda? Bu ülkenin en büyük serveti, çok değişken renkleri olan bir sektör. Şu anda da gri, beyaz ve buna benzer taşların tümü ülkemizde. Belki de bunun avantajları, blok satışındaki küçük bir düşme yaşadı ama buna karşılık işlenmiş üründe bir çıkış başladı. Yani sektör düşüşle çıkışı dengeleyerek yoluna devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir fuar olacak. Süremiz de sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı fuarlar diliyoruz efendim. Evet, söz tekrar Ankara'da. Hasan Erel, hem sana hem de konuğuna çok çok teşekkür ediyorum.